Çarpım ya da çarpma kuralını hatırlıyorsunuz değil mi? İki fonksiyonun çarpımı mesela fonksiyonlarımız f(x) ve g(x) olsun. Bunların çarpımlarının türevi birinci fonksiyonun türevi evet f'nin türevi çarpı ikinci fonksiyon g(x) artı birinci fonksiyon f(x) çarpı ikinci fonksiyonun türevi yani g'nin türevi olur. İki terim var, her birinde fonksiyonlardan birinin türevini alıp diğeriyle çarpıyoruz. Bu terimde f'nin türevini aldık, g'nin değil. Bunda da g'nin türevini fx ile çarptık. Evet, çarpım kuralı bundan ibaret. Ve bu videoda çarpım kuralını kullanarak ders kitaplarında bölme kuralı olarak gördüğünüz kuralı ya da formülü elde edeceğiz. Bölme kuralı bazen kafa karıştırıcı olabiliyor ve bu kuralı uygularken bazı işlemlerin gerektiğinden hızlı yapıldığını ve hata yapma olasılığının arttığını düşünüyorum. Neyse şimdi size bölme kuralının aslında çarpım kuralından geldiğini göstereyim. Böylece eğer siz de benim gibi bölme kuralını ezbere bilmiyorsanız çarpım kuralını kullanarak bölme kuralını hemen elde edebilirsiniz. Örnek olarak fx bölü gx'i alalım. Ve tabii ki bunun türevini bulmak istiyoruz. Evet, bunun türevi, şimdi fx bölü gx yazmak yerine şöyle yapalım. fx çarpı gx üzeri eksi 1 yazalım. Şimdi karşımızda bir çarpım var ve artık çarpım kuralını uygulayabiliriz. Ekliyorum, biraz da zincir kuralını kullanacağız. Bakalım bu neye eşit olacak? Çarpım kuralına göre birinci fonksiyonun türevi, yani f'nin türevi çarpı ikinci fonksiyon, yani g x üzeri eksi 1. Artı birinci fonksiyon f x çarpı ikinci fonksiyonun türevi. Şimdi zincir kuralını uygulayalım. Dışarının türevi, şimdilik içerideki g x'i görmeyin ve bunu herhangi bir değişken üzere eksi 1 olarak düşünün. Bu durumda, değişken üzeri eksi 1'in türevi, eksi 1 öne gelir ve o değişken, yani gx, gx üzeri eksi 2 olur. Evet, şimdi de içerinin türevini alalım. İçeride gx var. Ve bitti. Çarpım ve zincir kurallarını kullanarak bu bölme işleminin türevini bulduk. Ve bu format ders kitaplarında gördüğünüz bölme formülüne pek benzemiyor tahminen, değil mi? Bakalım sadeleştirebilecek miyiz? Birinci terimi f'nin türevi bölü gx olarak yazabiliriz. Burayı da eksi işaretini öne alalım. Eksi fx çarpı g'nin türevi bölü gx üzeri 2 olarak yazabiliriz. Ama hala olmadı değil mi? Ders kitaplarınızda, ders kitaplarında gördüğünüz format bu da değil. O halde bir de bu iki kesri toplamayı deneyelim. Birinci kesrin payını ve paydasını gx ile çarparsak, paydalar eşitlenir. Payda, f'nin türevi çarpı gx, payda da gx kare olur. Sonuç olarak fx bölü gx'in türevine f'nin türevi çarpı gx eksi, dikkat edin eksi artı değil, fx çarpı g'nin türevi. Ve tüm bunu, tüm bunu, g x kareye böleceğiz. Tekrar ediyorum, bölme kuralını ezberlemeseniz de olur, çarpım ve zincir kurallarını kullanarak bunu istediğiniz zaman elde edebilirsiniz. Ama her seferinde bunu elde etmek için uğraşmak istemiyorsanız, bölme kuralını hatırlamanızı kolaylaştıracak bazı ipuçları vereyim. Çarpım kuralıyla aralarında çok büyük benzerlikleri olduğunu fark ettiniz, değil mi? Burada da birinci fonksiyonun türevini ikinci fonksiyonla çarpıyoruz. Birinci fonksiyonla ikinci fonksiyonun türevinin çarpımını eklemek yerine çıkarıyoruz. Artı yerine eksi. Ve tüm bunları ikinci fonksiyonun yani paydadaki fonksiyonun karesine bölüyoruz. Tekrar edelim, paydadaki fonksiyonun türevine aldığımız kısmı eklemiyoruz, çıkarıyoruz ve tüm bunu yine paydadaki fonksiyonun karesine bölüyoruz. Şahane!